Taksim 2012 Çevre Yasası'nın 48. maddesinin 1. fıkrasına göre suçtur ve asgari ücretin 1/4 kadar para cezası vardır. Ülkemizin kültürel mirasına sahip çıkalım. Aracınızın değişen lastiklerinin hayatımızı nasıl etkilediğini düşündünüz mü? Doğaya atılan ya da yakılarak imha edilmeye çalışılan atık lastikler sağlığımızı, doğamızı ve yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor. Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi bir ilke imza atarak atık lastiklerin geri dönüşümünü sağlamak için atık lastiklerin yönetimi tüzüğünü uygulamaya başlıyor. Ömrünü tamamlamış atık lastikler belirlenen noktalarda toplanarak değerlendiriliyor. Geri dönüşüm ve geri kazanım merkezlerine gönderilen atık lastikler bu merkezlerde kauçuk ve yakıta dönüştürülerek hem ülkemizin temiz kalması hem de ekonomik zararların azaltılması sağlanıyor. Eskiyen lastiklerinizi yenisini satın aldığınız noktaya bırakın, yeniden hayat bulsun. Atık lastiklerin doğaya atılması ve yakılması yasak olup tüzük kurallarına aykırı hareket etmenin cezası yasa gereğince bir asgari ücrettir. Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi. Üretmek ve üretimi desteklemeyi kendisine vizyon olarak benimseyen, her zaman üreticinin ve tüketicinin yanında olan Tarım Dairesi, tarladan sofraya güvenilir gıda sloganı çerçevesinde pestisit denetimlerinin bir parçası olan numune alma görevini standartlara uygun bir şekilde yapmaktadır. Dairemiz, alanında uzman ekipleriyle tarladan alınan ürün numunelerini üretici ismi kullanmadan devlet laboratuvarına gönderir. Limassol Online sosyal servisi sunar. Merhaba sevgili Kıbrıs TV izleyicileri. Evet, Livasol Online aracılığıyla size ulaşan sosyal servise bu hafta da yine başlıyoruz. Çok değerli konuklarımız var. Ülkede hep çok tartışılan bir durumdur. Suç oranları, bununla ilgili ilk 3 sayfaya baktığınızda genel haberlerin bunlara ait olduğunu görüyoruz. Ve tabii ki en fazla mesela bağıranlardan biri bendim bu konuda. Hani suç ortaya çıkmadan bunu nasıl önleyebiliriz? Bununla ilgili yöntemler var. Bunların belki harekete geçmesi, eğitimle koruyucu önleyici politikalar üreterek bunlar ortaya çıkıp hepimiz için üzücü sonuçlar doğurmadan ki ben kendi adıma mesleğimi de en sevdiğim kısmı önleme kısmı. Çünkü mahkeme koridorlarında poliste ya da acil serviste karşılaştığımda bir çocukla ya da bir gençle ya da bir kadınla. Hani bu tabii ki görevimiz yapmak durumundayız ama bütün bu üzücü sonuçlara gelmeden tüm bunların önlenmesiyle ilgili çok güzel bir adım atıldı aslında baktığımızda geçtiğimiz aylarda. Çok değerli konuklarım var dedim. Onları tanıtmak istiyorum size. İyilik Çember'in projesinde görev alan Lefkoşa Polis Müdürlüğü Suç Önleme Hizmetleri Şube Amiri Müfettiş Sayın Erkan Ersözlü. Stüdyo 21 Direktörü Sayın Derviş Zeybek ve Vakıflar İdaresi İyilik Evi Koordinatörü Sayın Faik Uzuner bizimle birlikte. Evet, hoş geldiniz. Çok güzel bir bahardı benim için, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki izleyicilerin sizlerden dinlemesi çok 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 önemli. Vakıflar İdaresi hani yüzyıllardır mevcut olan bir kurum. Hani özünde olan iyilik evi, hani tam kurumsal isim, kimlik, hani ben baktığımda hani daha tanışmadan önce de o çok güzel bir şey diye zaten düşünmüştüm. Nedir iyilik evi, neresidir, ne yapar? Hani izleyicilerimizle bir paylaşmamız mümkün müdür tabii acaba? Tabii ki. 2017'nin sonlarına doğru Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin restore edip, atıl bir binayı aslında restore edip
faaliyete geçirmesiyle birlikte çocuklar için bir alan, güvenli alan yaratmak amacıyla bir projeyi üstlendik. Bu projede tabii ben eğitim bilimci değilim. İletişim alanında belli çalışmalar yaptım. Yine bu alandan, yani surlar içerisinde yaklaşık 3 senedir çeşitli çalışmalar üretiyorum çocuklar için de. Bu süreç içerisindeyken iyilik evine başladığımızda bu alanla ilgili en doğru olabilecek kadro, kişiler, gönüllü arkadaşlar kimler olabilir? Bu noktada Derviş Hocam, Süit 21 direktörü olarak sağ olsun bize destek verdi. Hep beraber bir el attık programa, sonra birçok değerli hocamız, eğitmen, gönüllü arkadaşlarımız katıldı. Bu süreç içerisindeyken de biz bir seneyi orada belirli çalışmalar yapıp bir seneyi geçirdik. Yani bölgeyle ilgili belirli çalışmalar yapmaktı niyetimiz. Yani bunu Arabahmet İyilik Evi sadece kendine gelen çocuklar değil, bölgenin diğer tarafında da belirli sorunları çözmesi açısından ne yapabiliriz diye düşünürken suç önleme hizmetlerinden Erkan abi sağ olsun geldi, tanıştık o süreç içerisinde. Ya dedi, nasıl yardımcı olabilirim? Ben böyle şeylere çok mutlu oluyorum. Çünkü gerçek anlamda bireysel bir öncelikle bir amaç taşıyor, bir niyet vardı. Erkan abiyle konuştuk, duruma baktık. O dönem bir pedagogumuz hala da var, Nur Hanım. Nur Hanım'la tanıştık, oturduk hep beraber. Derviş Hocam'la nasıl bir şey yapabiliriz bölgeyle ilgili? Bunları düşündüğümüz süreç içerisinde bir proje üzerinde başladık çalışmaya. Derken siz dahil oldunuz. Sağ olun, o bize çok çok önemli bir destek ve projeye dahil olmanız çok anlam ifade ediyor. Ve başladık İyilik Çemberi projesine. Arabahmet İlkokulu'yla başladık. Pilot okul olarak onu aldık. Tabii ki veliler amacımız, yani aslında burada çocuklar, biz iyilik evinde agresyon, şiddet ve birçok yani yaralı çocuklarla çalışıyoruz. Ve bu süre içerisinde nasıl onlara daha iyi ulaşabiliriz? Tabii ki bu noktada aileler ve okul en önemli etken. Çünkü sonuçta çocuk en çok ailesiyle birlikte, daha sonra okul, daha sonrasında da iyilik evi, aktivite merkezi olarak seçeneği. Ailelere de ulaşabilmek için İyilik Çemberi projesi adı altında bir proje geliştirdik. Projenin amacı ailelere ebeveyn, yani bir anne baba nasıl olabilir, tabii bunun içerisinde bağımlılık nedir, bunlar hakkında bilgi sahibi olmaları, kadına şiddet, yine çocuk istismarı gibi konularda sizlerin yol göstericiliğiyle beraber projeyi başlattık ve tamamladık. Sanırım bir trafik haftası kaldı. Evet. Son dönem eşteyik aslında. Evet, sevgili Derviş, sen de çok emek veren bir kişisin. Yüreğini ortaya koydun, emeğini ortaya koydun. Hani özellikle çocuk ve gençlere baktığımda ben surlar içinde ilk koşup gidecekleri, herhangi bir riskli durumla karşılaşsa bile ilk çalacakları kapılardan, adreslerden birisin. Ben buna sosyal sermaye derim. Bunu bankada milyonların olsa çok fazla elde edemezsin. Ne üzücüdür ki, hani Lefkoşa için çok önemli değerler, bizim çocukluğumuzun yüzleri vardı. Evet. Onların çok kıymetini bilemedik. Senin bence daha fazla kıymetini bilmeli herkes. Buralardayken, bizleyken, bu güzel emeği harcarken sizler neler yapıyorsunuz? Hani belki çoğu kişi biliyordur ama yine de bir paylaşmanızı isterim. Tabii ki isterim, ben genel olarak söyleyeyim, bu var. Çok hızlı. Biz Stüdyo 21 olarak aslında amacımız bir kere insanlara sanatı, sporu ücretsiz olarak aktarmaktı. Yani onların ayağına getirmek bunu. Bunun içinde toplumsal kaygılar da vardı yola çıkarken. Dediğin gibi çocukların kapımızı gelip çalabileceği bir mekanımız, böyle bir toplumsal bir alan yaratmak. Ders alabilecekleri, evleri gibi hissedebilecekleri bir alan. Bu amaçla gayeyle yola çıktık. Onlara aslında çeşitli eğitim teknikleri ve uygulamalar kullanarak onların hayatına dokunmak, pozitif değerleri onlara aktarmak, belki onların çevrelerine ulaşmasını sağlamak bu pozitif değerlerle ve mutlu, huzurlu bir toplumda yaşamak için başladık bu projeye. Şu anda geldiğimiz nokta çok mutluluk verici hepimiz için. Biz şahsen çok yoruluruk hepimiz. Sen de kendinden de çok iyi bilin nasıl yorulduğunu.
Erkan Kuman'dan da öyle, Faik da öyle. Hepimiz çok zorlanırız ama bu bir aşk bizi buraya getirdi. Şimdi bu masada oturuyor olmak bile benim için büyük bir sevinç. Çünkü aslında attığımız tohumların büyüdüğünü gösterir bize bunlar. İyilik çemberine hemen bağlayayım. Ben de bir fikrimi söyleyeyim o konudaki. Biraz daha da açalım o konuyu çünkü çok önemli. Aslında şimdi Faik bölgesel, hani bir pilot gibi kelimeler kullandı. Bölgesel bir girişimdir bu. İyilik çemberi aslında. Bölgesel kalkınma diyoruz biz. Evet, Arabahmet bölümünde. Arabahmet bölgesinde uygulanan. Fakat bizim hayalimiz, amacımız bu değil. Hepimiz, bu masada oturan herkes bunu çok iyi bilir. Biz huzur içinde bir ülkede ve dünyada yaşamak isteriz. Çıkış noktamız bu. Bizi oraya götürecek olan bunun gibi projelerdir. Kimse yanlış anlamasın bizi bunlar söylerken ama Kıbrıs'ta çok eksiğimiz var. Eğitim alanında, kamusal alanda, sosyal anlamda çok büyük eksikliklerimiz var. Bunları nasıl kapatırız? Kimse iyi kötü değil, onu söylemeyik. Konu o değil. Arabamet İlkokulu'nda hocalarından çok iyi bildin, nasıl, ne tecrübeler yaşadın, sonunda ne sonuçlar aldık? Evet. İnsanların tepkileri nasıldı? Çocuklarından biz çalışma fırsatı yakaladık. Ne gibi tepkiler, sonuçlar aldık? Polis Genel Müdürlüğü'nün yaptıkları orada, o eğitimlerde geri dönüş, aldıkları geri dönüşler, faiğin birebir insanlarla, müdürle, öğretmenlerle ilişkisi ve bunların projeye katkısı. Bunların hepsine baktığımızda ben genelini, biz varık bu işin içinde diye söylemiyorum ama müthiş bir sonuçtan bahsederek, daha tam tabii değerlendirmesini çıkarmadık projenin ama sonuç ortada ve bu kadar kısa süreli çocukların, ailelerin, hem öğretmenlerin hayatına dokunan, belki biraz daha kolaylaştıran, çünkü çok unsur var. Sorun suçtan şimdi bahsederek değil mi? Şöyle söyleyeyim, mesela okul müdürüne, Arabahmet İlkokulu müdürüne, tüm eğitimci arkadaşlara ben kesinlikle teşekkür etmek isterim. Evet. Kendi adıma eminim sizler de yapacaksınız bunu ama hani diğer okullardan çok daha üstün bir çaba harcadıklarını da gördüm ben. Dilerim hep bu motivasyonla devam eder herkes. Ben de onlardan çok şey öğrendim. Bizlere kapılarını açtılar. Bu çok önemli. Tabii ki ilk öğretim dairesi ve bakanlığın izinleriyle olan süreçler bunlar. Benim için en önemli iki kurum vardı. Birincisi Vakıflar İdaresi. Evet. İkincisi de polis müdürlüğümüzün, Lefkoşa Polis Müdürlüğümüzün de sürecin içerisinde olması. Çünkü onlar da gerçekten özellikle suçun önlenmesi, her şeyde çok fazla emek veren bir meslek grubu. Ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü Suç Önleme Hizmetleri Şube Amiri, sevgili müfettiş Erkan Ersözlü kardeşimizin de hani paylaşacakları vardır diye düşünüyorum. Çünkü biz yine günün belli bir zamanını ayırdık. İşte akşamları oradaydık ama onlar ve Sayın Selışık, yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da tabir etmeyeyim. Mesela o da polis akademisinden geldi. Hani kurumlar arası işbirliği için de çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Bu konuya değinmemiz lazım özellikle. Bu kurumların arasındaki ilişki çok, yani buradaki örnek çok önemli. Evet, o yüzden hani duyar duymaz ben hani polisimizin de bunun içerisinde olduğunu, zaten nasıl çaba harcadıklarını hep bildiğimden ben de heyecanlandım kendi adıma. Siz neler aktarmak istersiniz bu konuda? Aslında biraz geçmişten başlayarak gelmem gerekiyor bu şubenin nasıl kurulduğuyla ilgili. Sonrasında nasıl bağlantıya geçtiğimize geçerim. Polis örgütünün yeniden yapılandırma projesi kapsamında Polis Genel Müdürlüğü Arge Şubesi dünya genelinde araştırma yaptığında suçların önlenmesine yönelik olarak ileri gelen ülkelerin nasıl politika yarattıklarını, nelere dikkat ettiklerini araştırmasını yaptıklarında değişik ülkelerde farklı isimlerle zikredilen suç önleme hizmetlerini tespit ettiler. Bunun bizim ülkemizde nasıl uygulanabileceği ile ilgili 2014 yılında Girne kazasını pilot bölge olarak seçip 3 aylığına yaya devriye usulüyle bu işe başladılar. Amaç hem polisin sokakta gece ve gündüz görünürlüğünü arttırmak, hem ulaşılabilirliğini sağlamak, halkla ilişkileri tekrardan tesis etmek. Günün sonunda gezmiş oldukları, devre etmiş oldukları bölgelerde polisin sorumluluk alanına bile girmese, fakat esas kritik kelimeler bunlar olacak ama bir adım sonrasında suça dönüşmesi muhtemel ne varsa
bunların raporlanması, tespit edilmesi, ilgili kurum kuruluşlarla bunların çözümlerinin planlanması üzerine faaliyetlere başlandı. Ve bu proje 3 ayına başlayıp 1,5 yıl devam eden, dünya üzerinde de ender örneklerden bir tanesiydi. Ben bir Girneli olarak çok memnunum. Yani. Ne yalan söyleyeyim. Teşekkürler, sağ olasınız. Çünkü özellikle belediyenin ve öğretim kurumları da, yani onun etrafındaki güvenliğin sağlanması için de çok önemli bir modeldi. Özür dilerim böldüğüm için. Yok, rica ederim. Güzel sonuçlar aldık. Dediğiniz gibi Anafartalar Lisesi, 23 Nisan İlkokulu, Oya Kutsal Hoca Hanım. Buradan ona selamlar olsun. Yine sevdalısıdır Oya Hocam. Katkılarıyla orada güzel projeler yapıldı. Olumlu sonuçlardan önce 2016 yılında diğer 4 kazada da bu şubeler kurulu faaliyete başlandı. Biz de Lefkoşa'da faaliyete başladığımızda ağırlıklı olarak surlar içi ve dere boyu, yani halkımızın yoğun olarak gittiği, gezdiği, dolaştığı, yaşadığı, eğlence faaliyetlerinin veya sosyal faaliyetlerin sıkça yaşandığı bölgelerde yaya devriyeler yapmaya başladık. İlk etapta tespit etmiş olduğumuz kentin alt ve üst yapısıyla ilgili sorunları, ki bunlar polisin sorumluluk alanına girmemekle birlikte işte elektrik kurumudur, belediyedir, kaymakamlıktır, telefon dairesidir, bunlara raporlayıp suça maruz kalma korkusu yaşamaması için vatandaşlarımızın gezdiğimiz, devre ettiğimiz bölgelerdeki refah seviyesini yükseltecek çalışmalar yapmaya başladık. Örnek, daha böyle somut hale gelmesi için ışıkları yanmayan sokakların veya çöpleri toplanmayan sokakların raporlamasını yapıp bunları kurumlarla paylaşmaya başladık. Tabii şimdi bizleri dinleyen herkes diyecek ki polisin işi gücü kalmadı, yanmayan ışıklarla, toplanmayan çöplerle mi uğraşıyor diye. Şöyle bir teori var, eminim duymuşsunuzdur, kırık camlar teorisi diye. Burada sizi bölebilir miyim? Çünkü söylemezsem çatlarım. Şimdi arka arkaya doğal afet yaşadık, çok üzüntülü, trajik günlerimiz oldu. Neden dedim her zaman? Polisin görevi mi bu yahu, bana telefonla mesaj göndersin, bizim Karayolları Müdürlüğümüz, Ulaştırma Bakanlığımız ne yapıyor? Çok özür dilerim böldüğüm için. O yüzden bana hiç garip gelmez Kıbrıs'ta polisin bu gibi koordinasyonu sağlaması. Bu sizin söylediğiniz aslında başka, işte sevgili Derviş'in de araya girip vurgu yaptığı o kurumlar arası işbirliğinin sağlanması için çok önemli bir örnektir. Buyurun. Tabii tabii, bu söylediğiniz günün sonunda o kurumlar arasındaki iletişimi de geliştirecek faaliyetler. Bu kırık camlar teorisine göre ıssız bir sokakta, metruk bir binanın veya içinde insanların yaşadığı bir binanın camını kırılırsa ve ilgili kurum kuruluş sorumlu her kimse, mal sahibi devlet eğer o camın tekrardan değiştirilmesini hemen sağlamazsa, ikinci gece ikinci cam kırılır. Üçüncü gece o sokağı aydınlatan lamba kırılır. Dördüncü gece o elektrik direğinin altına çöpler atılmaya başlanır. Beşinci gece başıboş gençler orada toplanıp oturarak muhabbet etmeye başlar. Bu sonrasında alkol alımına döner. Yoldan geçenlere sataşma, kendilerine şikayetçi olan mal sahiplerinin araçlarını çizme, lastiklerini patlatma. Daha da ileri gider bunlar. Şimdi kırık camlar teorisi bu anlamda önemli. Çünkü ışıklar yanmayan bir sokakta gezen vatandaşlarımızın huzurlu dolaştığını sanmıyorum ben. Işıklı bir caddede dolaşmakla karanlık bir sokakta dolaşmak farklı duygular uyandırır. Dolayısıyla biz ilk etapta kentin alt ve üst yapısıyla ilgili sıkıntılara eğildik. Bununla ilgili Lefkoşa Belediyesi'ne kent güvenliği ve suçların önlenmesiyle ilgili bütün zabıtalarına eğitim verdik. Çok güzel de geri dönüşler aldık. Kurumlar arası iletişimde müthiş bir başlangıç yaptık belediye ile. Hiç duyarsız kalmıyorlar. Ben halen daha aylık raporlarımı götürüp onlara veriyorum tespit ettiğimiz sıkıntılarla ilgili olarak. Keza aynı durumda elektrik kurumu. Yani Derviş Hocam'ın bahsetmiş olduğu bu kurumlar arası ilişkilerde kimin kapısını çaldıysa ilk başta yadırgandık açıkçası. Doğru. Sonrasında hani nerelere varabileceğini anlatınca olayları yardımcı olmaya başladılar bize. Güzel geri dönüşler aldık. Birçok yerin aydınlatılmasını sağladık. Sokaklarda insanların rahat gezebilmesi için elektriklerin çalışmasını sağladık. Çocuk parklarında belediyeler büyük önem verdi. Temizlenmesi, bakımı, ışıklandırılması, keza Derviş Hocam'ın sportif faaliyetlerini yürütebileceği alanların yaratılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldı.
daha böyle suça maruz, özür dilerim, bir adım sonrasında suça dönüşebilecek ne varsa müdahale etmekle ilgili somut bir adım atma ihtiyacı hissederken, öncesinde tabii Derviş Hoca'yla tanışmışlığımız vardı. Stüdyo 20'ye gidip geliyorduk. Vakıflar İdaresi'yle de bağlantılarımız vardı. Faik Hocam'la tanıştık. Geçen sene Eylül ayında öyle bir ayaküstü ne yapabiliriz konuştuk. Sonrasında Kasım ayında oturduk, bir program hazırladık. Polis Genel Müdürlüğü ile birlikte katkı koyalım, ne yapabiliriz diye. Halihazırda onun iyilik evinde başlatmış olduğu çocuklara yönelik faaliyetleri vardı. Biz ne katkı koyabiliriz konuştuk. Sonra bu proje aileler ve Arabahmet İlkokulu'nda içine katıp öğretmenleri ve aileleri de bilinçlendirme noktasına gelince Polis Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımızdan takviyeler alarak birazdan detaylarına geçerek bahsetmiş olduğu Faik Hocam'ın işte kadına şiddet, ev içi şiddet, şiddet çeşitleri, yasa dışı bağımlılık yaratan maddelerin neler olduğu, nasıl tespit edilebileceği, güvenli teknoloji kullanımı, yine sizin desteğinizle bunun geri planda aile içerisindeki diyalogların nasıl gelişebileceği ile ilgili seminerler verdik. Açıkçası bu benim ilk projem. Çocuğum gibi görüyorum birazcık da. Elbette sıkıntılar yaşadık. Hiçbir şey güllük gülistanlık değildi. Zaten gül bahçesi beklemiyorduk günün sonunda. Ellerimize diken bata bata devam ediyoruz. Kısmetse bu haftanın sonunda da trafik haftası etkinliğiyle Polis Genel Müdürlüğü'ne bir ziyaret gerçekleştireceğiz. Orada trafik eğitim aracıyla yerinde eğitim vereceğiz çocuklara. Çocuklara özellikle. Çocuklara yönelik olarak. Yani bu projede yine sizin katkılarınızla bir inşallah bir anket çalışması yapıp neyi başardık, neyi başarmadık, nerede eksik kaldığı ortaya çıkarttıktan sonra ömrümüz yeterse inşallah Eylül, Ekim gibi bir belki aşama. Hani Atatürk İlkokulu aklımızda var, surlar içerisinde. O bölgeye de girelim. Bir kafesli parkı var elimizde, altın gibi duruyor, bakımsız. Belki orasını canlandırırız, o bölge çocuklarının orada sportif faaliyetler yapmasını Derviş Hocam'la sağlayabiliriz. Keza Ayluka Kilisesi var, Haster'in Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'yla birlikte protokol yapıp Umut arkadaşımızın faaliyeti açması için hazır hale getirdiği bir yer var. Orada etkinlikler düşünüyoruz inşallah. Yani bu proje aslında birazcık bundan sonra yapacaklarımıza ışık tutacak. Umarım daha da güzel şeyler yaşarız. Çok küçük bir şey eklemek isterim. Bir yanlış algılama olur genelde. Da böyle tam yeri gelmişken, çünkü Ayluga dedik, işte Kafesli Mahallesi dedik. Hep böyle surlar içinden bahsedik. İnsanlar yanlış algılar bazı şeyleri. Biz surlar içi değil bizim derdimiz sadece. Biz Kıbrıs'tır derdimiz. Fakat burada ciddi sorunun olduğu, sorunun öbekleştiği, toplandığı bir bölge var. Dikmen'de de aynı sorunlar var. Mausa'da da var. Girne'de de var. Biz bunları sadece bir pilot bölge diye görürük. Çünkü oraya hakimik. Kontrol edebilir bizim için. Skalası uygundur. Konumuz budur yani. Kimse yanlış anlamasın. Bu projeleri tamamen bütün adaya yaymak istedik. Bir şey daha ekleyebilir miyim sevgili Derviş? Ben bunu tabii çıktığım her yerde, genelde bazı programlara konuk oldum da bazen gazeteci arkadaşlardan hep soru, işte her şey surlar içinde mi? Evet. Ben hep şunu belirtmeye çalışırım altını çizerek. Hayır. Orada çok zeki, çok yaratıcı, çok güzel insanlar var. Yani hani bütün adadaki bütün okuduğunuz, yani o şekilde bir etiketi asla yapıştırmayın. Hayır. Gelin görün, dokunun, öğrenin. Çünkü uzaktan baktığımızda korku geliştirebiliriz. Ön yargı geliştirebiliriz insanlara. Hani bununla ilgili bir kere çok 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 yüce bir iş yapıyorsun benim mesleğim açısından baktığımda. Boşver Barış olarak hani sana olan saygımı sevgimi, ama eğer ki uygun zaman değerlendirme fırsatı, yaratıcılıklarını sunma, bir aitlik duygusu geliştirme imkanı vermezseniz elbette ki suça ya da riskli davranışlara yönelecektir çocuk ve gençler. Hani sen orada çok büyük bir boşluk var. Onu bu doldurma açısından, o grup kültürünü oluşturmanız açısından, yardımlaşma, paylaşım, elbette ki sıkıntılar var. Ben de çok görebiliyorum. Büyük. Yani komandan dediği gibi yani her tarafımız diken ama olsun, ama yola şey devam ediyorsun. Bu çok önemli. Yani nedir, ne önerirsin izleyenine, ailelere? Çünkü madem Kıbrıs dedin, hepsi izliyor bizi, yani öyle düşün. Bir kere ben ailelere söyleyeceğim ama... Karpaz'a da gidecek seninle. Tabii. Karpaz çok güzel olacak. Yaz dönemi renkli geçecek. Yani aileler özelinde söyleyeyim ama çaktırmadan da aslında kurumlara, yöneticilere, bu ülkeyi yönetenlere söyleyeyim. Tabii ki. Bürokratlara söyleyeyim. Bizim aslında çocuklarımızı doğru şeylere yönlendirmemiz lazım. Bu her zaman sistemi suçlarık. İmkan yok, doğru değil, yetişmez. Maddi konular ön plana çıkarırız. Ama aslında doğal düşünmemiz lazım. Özümüze dönmemiz lazım Kıbrıs'ta. Bizim amacımız o.
Şimdi bu proje özümüze bizi nasıl döndürecek hemen açıklayayım. Biz özümüze dönmekten kastımız aslında paylaşmayı hatırlamak. Hepimiz çocuklarımıza bunları öğretelim. Çocuğumuz uzay bilimci olmasın. Ama insan olsun. İyilik temel konumuz lazım. Budur. Yani iyilik konusu biraz hani kelime anlamıyla faik bilin hani. Evet. Belki çok göze batabilir iyilik dediğinde ama. İyi tam düşünmesi bir insanın, bir bireyin, bir genci. Merhamet etmeyi. Merhamet. Öğrenmek. Unuttuk bunları. Özümüz bunu söyler bize. Nelerimiz, dedelerimiz. İstersen Avustralya'dan gel. Hiç fark etmez. İnsanın özüne dönmemiz lazım. İnsanlığın özüne. Bir sende bir bakış açısı o çok kültürlülükle ya. İlgili olan. Hani rengarenk. Her kültürden, her yerden, her düşünceden, her yaşam biçiminden kesinlikle. İnsana. Açık hani Mevlana dediğimiz ne olursan gel ya. Noktasında yıpratıcı olmuyor mu sevgili derviş bu? Yani bireysel olarak. Bireysel olarak aksine beni regenere ettiğini düşünürüm. Türkçesini bulamadım. Yenilediğini düşünürüm. Yani farklı kültürleri tatmak. Bir de o insanların kendini ifade etmesini sağlamak. Bizim evimizde. Burası bizim evimiz Kıbrıs. Hepimizin evi. Sadece Kıbrıslıların evi değil. Evet. Paylaştığımızı hissederek onun o rengini bizim masamıza kabul edince, kapıdan içeri alınca, kendi kültürünü bize getirdiğinde zor, yorucu. Eğer oysa sorduğum kesinlikle çok yorucu kişisel anlamda ama çok büyük zevk verir bize. Çünkü uzun vadede toplumumuza kattıklarını görürük multikültürel bir ortamın. Biz böyle bir kökten geldik. Biz Kıbrıs'ta çok çeşitli renklerin olduğu bir yerde büyüdük yüzyıllarla. Yüzyıllardır o evet, böyle baktığınız. Ama kaybettirmeye çalışırlar bize fakat özümüz ortada zaten. Bu noktada da şey var, şimdi Derviş Hoca'nın 5-6 sene belki, 6 senedir yakın arkadaşıyım. Son 3 senedir hem Sütyo'da da faal, Yuka'da da aktif olarak görev yapıyorum bu arada. Hocanın geçmişte anlattıklarından anladığım bir şey var. Mesela çoğu eğitimci, yani birkaçı belki diyebilirim ama gördüğüm kadarıyla mesela özellikle yapamazsın, yani boş ver, bu böyle olmaz dediği her şeyin üzerine gidiyor. Bu en sevdiğim yanı. Çünkü zaten aslında o kafamızda belirli duvarlar oluştururuz. Bu yapılamaz. İnsanın değeceği her şey yapılabilir. Tamam. İlk sorduğum soru neden? Neçin olmaz? Neden yani? Neden yani? Yani? Neden olmaz? Denedik mi? Hayır. Evet. Korktuk sadece. Evet. Korku var içimizde. Yapamazsam elimi vicdanıma koy. Derim ki olmadı. Ama hani neden son kapıya kadar zorlamayayım? En azından denedik. Evet. Hani herhangi bir şey için bir şey dilenmiyoruz. Yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Ben bir şey sorayım. Tabii çok mi? Güzel bir yere geldi diye konu. Sana sorayım kişisel olarak. Sen bu kariyerin boyunca kariyer lafını sevmem ama bu kadar yıllık yaşanmışlığın ve tecrüben var bu konuda. Herkes bütün adı tanır seni. Hiç zorluk yaşamadın. Vallahi ben çok zengin sayarım kendimi. Çünkü hep dediğim... Sevenin çok vardı, anlayanın. Seven sevmeyen değil. Hani bir çift kamera, bir de bellek var. Ortalama 75-80 işte. Allah'ın yaşarsak. Yaşayacağız, gideceğiz. Hani ben o süreç içerisinde birçok insandan çok görerek ölmek istiyorum. Öyle bir amacım var. Çünkü o insanların biriktirdiği öyküler var. Ve ben evet. Bir şekilde kesişti öyküm onlarla. Ben o gözle bakıyorum. Ve sevginin bir insanı nasıl var edip yeniden yaratabileceğine binlerce kez şahit olan birisiyim. Ha. Ama sevgisizliğin de bir bireyi uçuruma kadar götürüp hani nasıl yok edebileceğini de çok üzülüp içime ağlayarak defalarca yine şahit olan bir insanım. Onun için diğeri ki rahmetli babam derdi... Paylaşırsan hayat sana bir şey verir. Eğer bir şeyi paylaşmazsan çok fazla bir şey getirmez. Ya da getirse de sen onun keyfini bilmeyeceksin diye. Hani o bir yaşam felsefesi belki benim için. Bir de milyonlarca satın alamayacağınız bir şeydir. Bir insanın hayatına elinizi sürüp bilginizi, deneyiminizi paylaştıktan sonra onun yol bulmasına fırsat tanıyıp daha iyi bir halde görmek. Bu başka bir doyum sağlanamaz yani bundan. Olur. Tabii ki. Çünkü herkesin buna şeyi var. Bir eşitsizlik durumu daha var. Mesela özel okullarda, lüks yerlerde değil bu çocuklar ama çok yaratıcılar, çok zekiler var aralarında. İnanılmaz. Mesela spora, diğer şeylere yetenekleri olan. Neden şey yapmaz? Mesela gönüllü öğretmen arkadaşlar vardı. Birini kaybettik tabii ki sevgili Banu Bebek. Hani hep kulakları şey olsun, yani ışıklar içinde uyusun diyeyim. Mesela otururduk o gitme imkanı olmayan çocukları kolej sınavlarına. Hazırlardı mesela. O alırdı eve kek yapardı. Öğretmen öyle de. Hani bunun gibi insanları
klonlamalıyız diye düşünüyorum. Biz böyle hani, insanlarla mı büyüdük? Evet, hepimiz. Böyle öğretmenler büyüttü bizi. Geçen günden beri aklıma takılır Derviş. Biz okula gittiğimizde özel bir okul yoktu. X otelin sahibinin kızı da aynı kapıdan girdiğinde okulun bahçe kapısından bizim inan aynı sınıftaydı. Evet. Çok ünlü bir araba markasının distribütörünün oğlu da aynı yerdeydi bizimle. Evet. Yani o bak bahçe kapısından girip sınıfa oturduğumuz anda eşittik. Ve hepimiz bir şeyler olabildik o kuşakta baktığımızda. Ama şu an ülkede yaşayan sadece surlar içi demiyorum, genelinde çocuk hakları açısından bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Sosyal adalet yok. Ha, onun karşılanması için bir fırsattı benim için. Yıllardır elimde proje dosyalarıyla gezen biriyim. Yani ne yapalım, işte okullardan çağırırlar, koşarım. Doğru zaman. Benim için en önemlisi hani örgütlü bir yapılanma gördüm, profesyonel insanlar gördüm. Hani neden olmasın? Tam da bu noktada sözünüzü kesmek gibi olmasın. Buyurun. Hocam. Kıbrıs Vakıflar İdaresi, evet, personellerine, genel müdürüne, İbrahim, Sayın İbrahim Bey'e, Profesör Doktor İbrahim Bey'e hepsine tek tek teşekkür ederiz. Yani bize birçok açıdan destek oluyorlar ve bu destekleri çok olumlu. Yani bağ olmak yerine çözücü şekilde yaklaşıyorlar. Bize yani bunun her anlamda, her basamakta hissettik diyebilirim. Çok bundan güzel bir yere geldi. Ben çok özür dilerim. Polis Genel Müdürlüğü'yle ilgili bir şey. Şimdi teşekkür bölümüne girdik zannetmesin, evet, insanlar ama yok, bunları onur etmemiz lazım. Çünkü şimdi vakıflar gibi 500 yıllık bir kurumdan bahsederek. Polis Genel Müdürlüğü kaç yıllıktır? Evet, 55 yaşındayım. 55 yaşındadır. Şimdi bu gibi kurumların nasıl bu adımları attığına bakmamız lazım. Kurumlar arası ilişki dedik ya, kurumların içi anlamında da yenilenmekten bahsederek. Erkan Kumanda anlaştığı yol, daha önceki komutanlarımızın aslında burayı kurması, suçu önlemekten bahsederek. Kıbrıs'ta ne verir konuşuruz farkındayız. Bir de şu çok önemli. Ne kadar güzel. Erkan Bey'e de vereceğim sözü şimdi ama bilmiyorum, bitirdin mi, müdahale etmeyin. Yok yok, estağfurullah, tamam. Şimdi bir penceresi daha var bu işin ki yani biz özellikle sosyal hizmet literatüründe toplum destekli polislik deriz. Yani polis bir yere kadar suçu önleyebilir, evet, ama toplumla bir bağı olursa ya daha yakın temas, ki bu proje çok önemli. Girne'de demin örneğini verdiğiniz. Hani o zaman insanlar şey yapar, yani daha fazla destek olur ve yardımcı olur. Bunun olması çok önemlidir. Çünkü bütün hani çağdaş sistemlerin çoğuna baktığımızda toplum tarafından da bir çabanın olması lazımdır. Yani sadece vur, öldür etiketle bizde biraz... Sosyal bilinçten bahsederek. Yani ben biraz önce söylemesem diye çatlarım dediğim kısım o. Yani neden devlet kendi kurumları arasında bir kriz masası kurar? Düşünebiliyor musunuz bir insanın, bir polisin o gecelerde, günlerde bir uyanırım sabah, gece 2.40'da 2.20'de mesaj gelmiş, işte bilmem nerede toprak düşmüş. Düşünsenize nasıl doğaüstü bir çabayla görev yaptıklarını, adanın, evet, her yerinden bilgi akışı sağlayarak nasıl bir hizmete, birisi çıkıp söyledi mi bunu? Lütfen, yok, ben duymadım. Çok özür dilerim. Yani, o yüzden söylüyorum, yani neden devletin, ben Ulaştırma Bakanlığı'ndan beklerdim. Evet. Ya da eğer takı kullanacaksak Polis Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler üzerine diye. Ama hani bu emeğin de altını çizmek istediğim için uygun zamanı beklerdim. Ya bir gazeteye söyleyecektim ya buradan fırsat oldu. Şimdi orada çok polisin özellikle narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi. Hani bizle olan farklı birimler de vardı. Bu da çok önemliydi. Yani evet, sadece onlar hangileriydi, bir hatırlatabilir miyiz rica etsem? Aslında geçtiğimiz senenin sonuna doğru kurulan kadına şiddete müdahale birimi üzerinde özellikle durduğumuz bir konuydu. Mutlaka isterdik ailelere bu konuyla ilgili verelim. Sağ olsun Şube Emiri Müfettiş Mehmet Sözmener Bey geldi ve çok güzel bir sunum yaptı ailelere. Arkasından siz tamamlayıcı desteği verdiniz. Sonrasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nden işte bağımlılıkla mücadele, bu yasa dışı maddelerin neler olduğuyla ilgili de dersler verdik. Doğru uzmanları getirdikçe ailelerin bilinçlendirildiğini görmek de güzel. Yani günün sonunda seminer adı altında belki bu bilgileri veriyoruz. Fakat çocukların arkasından onların yaşadıkları evlere girebildik biz bu proje sayesinde. Ve bize geliyorlar hani yaşayan, evet, sorun yaşayan insanlar. Buyurun.
Evet, sonrasında dediğiniz gibi İyilik Evi'ne bu vermiş olduğumuz seminerlerden bilinçlenerek sorusunu sormak isteyen, sıkıntısını yaşamak isteyenler geliyor. Benim açımdan şöyle bir faydası da oldu. Surlar içerisinde devreye gezerken karşılaştığımız çocuklar, eskiden hani hep görürük ya çocuk, polis abi selam çakar falan böyle. Şimdi beni görenler, sen İyilik Evi'nin polisi değil misin? cümlesini kullanmaya başladılar. Bu benim açımdan sevindirici. Deniz Yıldızı hikayesini hepimiz herhalde duyduk değil. Yani suç önleme hizmetlerinin belki de en temelinde yatan felsefik amaç, hani o kıyıya vuran deniz yıldızlarının hepsine birden belki müdahale edemeyik ama belki bir tanesini alıp denize attığımızda hayatını değiştiririk. Çıkış noktamız birazcık bizim bu. Yani tamam, suçu önlemek ama bununla birlikte diğer kurum kuruluşları, gönüllüleri de işin içerisine katarak doğru insanlarla, kurumlarla tanıştırmak, doğru amaçlara yönlendirmek ve Vakıflar İdaresi'nin temelini oluşturan o ünlü söz, iyi bir insan olabilmek. Yani bu neden önemli? Bu çocuklara şimdi müdahale edemezsek, kaçına ettiğimizin sayısının bir önemi yok ama edebildiklerimiz günün sonunda poliste adli şubenin kucağına bir suçlu olarak düşmeyecek. Bu anlamda biz teşkilata da iş yükünü alma anlamında katkı koyuyoruz aslına bakarsanız. Evet. Çünkü yarın o bir gün oy verip seçeceğimiz belli devlet dairelerinde müdürlük yapacak, çalışacak insanlar olacak bunlar. İnşallah. Ve bu insanlara biz doğru noktada temas edebilirsek o zaman topluma da doğru anlamda kazandırabiliriz diye düşünüyorum ben. Katılıyorum ben de size. Evet, son dakikalara girdik. Bilmiyorum, son sözlerinizi değil mi Erkan Bey? Ben polis genel müdürüme, yardımcılarıma ve Lefkoşa polis müdürüne teşekkür ediyorum. Katkılarından ötürü, bizim şubemizin devam etmesi ve çalışmalarımıza verdikleri destekten ötürü. Ayrıca da size teşekkür ederim bu projeyi halkımıza duyurmamıza vesile olduğumuz için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da, Kıbrıs Medya Grubu adına da. Projede aslında Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne teşekkürlerimizi sunduk. Sizlere Barış Hocam teşekkür etmek isterim. Suç önleme hizmetlerine teşekkür etmek isterim. Suit 21'e teşekkür etmek isterim. Yine Ayla Hanım, buradan adını alalım. Okul müdürümüz. Okul müdürümüz. Çok Arabahmet İlkokulu öğretmenleri ve müdürüne tekrardan çok teşekkür ederiz. Bu gibi projelere destek vermesi, diğer okulların ve bundan sonraki gönüllü arkadaşların katılımı, bize destek vermesi çok çok önemli olacaktır. Herkese iyi günler dilerim. İyi akşamlar dilerim. Ben biraz evvel son söylediğim bir şey vardı. Onundan bitirmek isterim aslında. Oradan aldığım bir done vardı. Sosyal adaletten bahsettik. Sosyal adaleti sağlayacak aslında gene toplumdur. Kendimizi eskisi gibi köklerimize bağlamamız lazım. Paylaşarak bu ufacık ülkeyi çok güzel bir şekilde yeni bir kimliğe büründürebilirik. Bizim bunu yapmamız lazım. Bu maalesef tam tabandan başlıyor. Yani gençlerden, çocuklardan. Çocuklara, gençlere önem verelim. Bu gibi projeleri destekleyelim. Kurumlara da seslenelim buradan. Ellerinden gelenden iyisini yapsınlar. Sosyal anlamda, çünkü tabanlanmamız lazım. Sadece göçmen çocuklara değil, tüm gençlere dokunmamız lazım ki çok ciddi büyük adımlar atıp sonuçlarını görelim, mutlu bir toplumda ve ülkede yaşayabilelim. Şimdi çok kültürlü sosyal hizmet dediğimiz bir şemsiye, bir alan var benim mesleğim açısından da. Mesela üniversitelerin böyle politikalar üretmesi lazım. Evet, kesinlikle. İşte şehirlerin böyle politikalar üretmesi lazım. Çok da eski bir alan değil, yaklaşık 10-15 yıllık hani hızla gelişen bir alan. Benim de onu uygulama fırsatı bulma, çünkü takip etmeye çalışıyorum gerek makaleleri gerek çalışmaları. Hani düz okulu bitirip de kalmak en büyük fobim çünkü. Bir de eğleniyorum hani. Ben de yenilemek lazım. Yenilemek lazım. Ben de bu kapıyı açtığınız için ve devam edeceğine de inandığım için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca katıldığınız için programa. Biz teşekkür ederiz. Başka teşekkür bir ederiz. Programda da görüşmek üzere. Ve hemen sözünü alalım. Umarım. Evet sevgili Kıbrıs TV izleyicileri, Limassol Online aracılığıyla ekranlarınıza yansıyan sosyal servisin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda buluşuncaya dek yaşamdaki en büyük ve tek bağımlılığınız sevgi olsun.
LimaSol Online sosyal servisi sundu. Günün ilk ışıkları dökülürken ovalara, çiftçi, köylü düşer yollara. Kilitler açılır, kepenkler kalkar. Yaşam pırıltıları yeniden canlanır ülkemizde. Köyde, kentte bitmeyen ekmek kavgası